Sevgili Hakan Mengüç hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, kötü bir gün İzmir hakikaten. Evet. E, iyi, iyi haberler vermeye çalışıyoruz ama bazen de böyle şeyler oluyor gerçekten. Seni de biliyorum çok hassassın belki bir şeyler söylemek istersin diye evet, açtım zaten. Evet tüm canlarımıza ve onların ailelerine başsağlığı diliyorum buradan. Hayatın kontrol edemediğimiz tarafları, Aynen. inişleri, çıkışları Allah hepsine rahmet. Önce bir bakalım sonuçları görelim sonrasında evet. soruşturmalar da açılacak evet. yani. Tatsız işler gerçekten bu ekrandan detayları vermeye devam edeceğiz. Şimdi sen gelmeden önce ben bir kendi gündemimizle ilgili konuşurken parlak nesne sendromu denilen bir şeyden bahsettim dünyada. Ee, daha çok, daha çok şeyleri istemek sürekli. Hı -hı. Daha çok şöhret, Hı -hı. daha çok daha güzel, daha ince, daha çok aşk. Hı -hı. Yani her şeyin çokunu istemek e, ve bu bizde bir ciddi bir e, özgüven eksikliğine sebep oluyormuş bir süre sonra ve bunun evet. mağdurları çok fazlaymış ve bunun mağdurları da e, anlattıklarına göre sosyal medyanın da bunda etkisi çok büyük. Böyle başlayalım mı? <laughs> ne dersin? Çok doğru. Fazla e, kelimesi zaten sorunlu bir kelimedir. Evet. Her şeyin fazlası aslında zarardır. Bir ilacı e, faydalı yapan, şifa vermesine sağlayan onun dozajıdır. O biraz fazla olduğu zaman sizi zehirleyebilir. Biraz eksik olduğu zaman da faydası olmaz. O yüzden e, dengeyi bir noktada kaçırıyoruz. Sosyal medyanın getirdiği fark edilme isteğimiz, beğenilme Çok isteğimiz. Çok inanılmaz. Evet. evet e, tüm bunların aslında altında yatan etmenler bunlar. E, ama her şey sadece sosyal medyada değil. Mahalle baskıları var bunun içinde Tabii. değil mi? Tabii. E, ailesel baskılar var, toplum rolleri vesaire var. Yani Hakan nasıl başa çıkacağız biz bu yeni gelen şeyle? Aslında bu hep vardı. Yani vardı, biz çocukluğumuzda ve hali hazırda sevilmediysek, değer görmediysek, yeteri kadar ilgi görmediysek bu ilgiyi başka yerlerden almaya çalışıyoruz. Yani siz su ihtiyacınızı sudan karşılayamıyorsanız başka bir kaynak ararsınız. O ihtiyaç ortadan kaybolmaz. Aynı şekilde bu da böyle. Eğer ailemizden ya da sevdiklerimizden yeteri kadar doğru bir şekilde ilgiyi görmediysek sosyal medyadan ya da başka türlü e, rollere bürünerek o sevgiyi görmeye çalışıyoruz. Çalışıyoruz ama yeterince de göremiyoruz. Tabii ki. Çünkü biraz Biraz değil, epey sahte çünkü o evet. ilgi, değil mi? Biz değiliz çünkü oradaki. Değil miyiz? Avatarlarımız mı var orada yani? Kendi kendimize bir şeyler mi kuruyoruz? Yani şunu öğreniyoruz, şu rolü oynarsam insanlar beni sevecekler. İyi insan rolü oynarsam ya da cool havalı rolü oynarsam beni sevecekler. Bir de birkaç kişi de bizi böyle severse o rolü sürekli devam ettiriyoruz. Ama içten içe içeride hep biliyoruz, rol yapıyoruz. Bir yerde de bitiyor Kendimizi zaten. de kandırıyoruz aslında. Evet kendimizi kandırıyoruz. Ama rol modeller de böyle. Tabii. Yani hani örnek aldığımız tipler de öyle şeyler yapınca onla devam ediyoruz. E tabii insan görerek öğreniyor. Senin lafın var kimse kimseye günümüzde hiç dinlemiyor diye. Evet. Doğru mu? Doğru. Dinleme kültürümüzü tamamen kaybettik. Hı. Ve şunu unutuyoruz. Birisi bize bir şey anlattığı zaman aslında bizden bir cevap beklemiyor. Şöyle güzel bir söz var. İnsanların akıl vermesine değil huzur vermesine ihtiyacımız var. <laughs> Cevap vermesine değil bizi dinlemesine ihtiyacımız var. Evet. Mesela birisi size bir şey anlattığında buradan tüm izleyenlerimize de söyleyelim. Aslında sizden akıl, yöntem ya da teknik beklemiyor. Sadece anlaşılmayı bekliyor. Eğer size gelip bir şey anlatıyorsa bu kişi beni anlayabilir diye düşünüyor. Yoksa bana teknik versin diye değil. Bir gün yolda bir arkadaşımla gidiyoruz. Eski danışanlarımdan birisi aramıştı. Ee, bir 30 dakika falan konuştuk yardımcı olmak için. Sonra kapatırken çok iyi geldiniz falan dedi. Arkadaşım da dedi ki sen sadece 2 dakika konuştun. Nasıl iyi geldin dedi. Dedim ki bak o ne yapması gerektiğini biliyor. Bütün yöntemleri de biliyor. Ama kimse onu dinlemiyor. Hmm. İşte bugün ihtiyacımız olan gözlerimizin içine bakıp bizi dinleyen birisi. Bazen susmak önemlidir değil mi? Biz bir de çok da konuşuyoruz. Evet. Bazen. Evet. Hani öyle diyor ya, e, susmak bir şey bilmediğin anlamına gelmez. Evet. Çok konuşmak da çok şey bildiğini göstermez. Tabii. O yüzden e, bu çok önemli bir nokta. Bazen doğru yerde susmak, mesela röportajlarda bile. Evet. Bazen doğru yerde susmak, Evet. karşı tarafın konuşmasını bile sağlar yani. Ama gerçekten susmuyoruz ve dinlemiyoruz. Bugün daha bir e, konu araştırıyordum, bir röportajda denk geldim. İki kişi aynı anda konuşuyor yani. ...o kadar rahatsız edici bir şey ki... ...işte çok güzel söyledin yani... Evet. ...karşıdakinin ifade edebilmesi için dahi... ...dinlemeyi bilmemiz gerekiyor... ...peki günümüz ilişkileri nasıl... ...seninle zaman zaman bunları sohbet evet. ediyoruz biz... ...ama e, orada da bir şeyler kaybediyoruz... ...muhtemelen sana en çok yani... ...bu sorular geliyordur... Evet. ...başka şeyler de geliyordur ama... ...yani kadın erkek ilişkilerine ya da... ...işte aşk ilişkilerinde... Evet. E, ...dinlemeyi bilmiyoruz... ...özgüven eksikliği var... Da var var sayacağız. En, ne oluyor sence? Yani biraz zor bir yere doğru gidiyoruz çünkü hmm. dünya değişiyor, ilişkilerin dinamikleri değişiyor. İnsanlar her şeyden çabuk sıkılmaya başladı. Eskiden insanlar bir şeyleri tamir ederdi. Hmm. Şimdi yenisiyle değiştirmek istiyorlar. Bakın bu her şeye yansımaya başladı. Çok fena. İlişkide birisiyle tartıştığı zaman hemen o ilişkiden vazgeçme eğiliminde oluyor. Halbuki tamir etme diye bir kültür var halbuki e, sen aldığın bir ürünü tamir edersen o senin için daha değerli bir hale gelir. Sen de onun bir parçası olmaya başlarsın. O yüzden kusursuz ilişkiler değil, birlikte tamir edilerek ilerleyen ilişkiler daha kalıcı olur. Japonya'da mıydı öyle bir şey vardı değil mi? Evet, evet. Hatırlayamadım. Öyle bir sanat var. Ama bir sanat var. <laughs> hani kırılmış şeyleri <laughs> Ee, daha kıymetli olduğuna dair, değil mi? Hatırlayamadım ismini hatırlayamadım yani. Ee, biz çok çabuk vazgeçiyoruz. Hı hı. Bu sadece kadın erkek ilişkilerinde de değil, dostluklarda da öyle. Evet. E, işi hiç katmıyorum, işi bir kenara bırakıyorum. Hı hı. Ama aile ilişkilerinde de böyle artık, evet. değil mi? pandeminin etkisi var mı bunda? Yani zaten oraya doğru gidiyorduk. Pandemi bunu biraz daha hızlandırdı. Çünkü sosyal medyada her şey hız peşinde olmaya başladı. Şimdi ben biliyorsun çok uzun yıllardır işte sözler yazılar paylaşıyorum. Artık bana şu gelmeye başladı. Çok yavaş konuşuyorsun, hızlı konuş, özetle çok fazla. Ne diyorsun sana bunu? Evet buluyorlar. evet, tahammülümüz kalmamaya başladı. Uzun anlatımlara, uzun cümlelere. Sen aslında çok uzun anlatmazsın. Ona dahi. İnanılır gibi. Evet. Evet. Bir de senin hani sonuçta bugün yapamadık burada. Hı. İnşallah bir gün bize ne üflersin İnşallah. diye düşünüyorum. Mesela hayatında öyle bir şey var. Hı. Dolayısıyla bir, biraz sen anlat aslında yavaşlama evet. üzerine kurulu değil mi? Yani illa neyse sana vereyim sözü sen anlat lütfen. <laughs> Şimdi e, tabii hep böyle bir uca gideriz oradan başka bir uca gideriz. Tarihte hep bu olmuştur. Demlenmek diye bir kavram vardır bizim kültürümüzde. Çayı bile mesela evde tek başındasınız diyelim, demlik çayı. Öyle bir iki kere batırır çıkarırsanız o çayın tadını alamazsınız. Hmm. Aslında bir şeyleri hızlı yapmak bizi varmak istediğimiz yere hemen götürmüyor ya da tatmin ya da mutluluk sağlamıyor. Her şeyin bir vakti ve zamanı var. Gidilmeye değer yolların kestirmesi yoktur. Bunu unutuyoruz. Ne güzel lafmış, gidilmeye değer, değer yolların, yolların kestirmesi. kestirmesi yoktu. Evet. Bunu unutuyoruz. Tabii toplumda bu hızlı olmasın çabuk anlat işte çabuk göster bize. Ama bu bir yerde yakın zamanda patlayacak ve biz diyeceğiz ki nereye koşuyoruz? Hap gibi istiyoruz her şeyi evet. de ondan. Yani bir şey derdim var hop hapını alayım ve geçsin. Yani çabalamak yok. Evet. Ee, Mesela sürekli soruyorlar işte imzalara gidiyorum ya da şeylere gittiğim zaman konuşmalara gittiğim zaman işte hemen bir ünlü olayım hemen bir şey olsun hemen para kazanayım tamam çalış o zaman hayır çalışmak da yok evet. çok ilginç bilmiyorum sen de denk geliyor musun böyle tabii, şey Tabii tabii bu arada yeni kitabın hayırlı olsun Teşekkür ederim ee, şöyle bir şey biz hep internet üzerinden ya da çeşitli hikaye anlatımlarında insanların böyle bir anda meşhur olduklarına dair hikayeler dinliyoruz. E, fakat onların hayatlarını biraz araştırdığımızda onların geçmişten Tabii beri mi? çalıştıklarını, Tabii. çabaladıklarını, kaç defa reddedildiklerini görmüyoruz ya da birçok kişinin de başarısız olduğunu görmüyoruz. Şunu unutmamız, unutmamalıyız. Birazcık tarihe bakarsak da görürüz. Bir anda bir yere gelenler hiçbir zaman orada duramamış. Kalmaz değil mi? Yani orada durmak daha da zordur aslında. Evet. Evet ben şöyle bir örnek anlatmıştım bir gün. Sizi Everest Dağı'nın tepesine bir anda koyarsak vücudunuz oradaki rakıma ve oksijene alışamadığı için duramazsınız. Ama siz oraya böyle adım adım çıktığınızda oraya vücudunuz, zihniniz uyum sağlar. Bir de çıkmayı bil bilmek değil mi? O ayrı bir mevzu. Tabii, yol. Bir de orada durabilmek ayrı bir mevzu. İnanılmaz. Evet. Bir de kontrol manyaklığı da var. Evet. Değil mi? Evet. Ne, ne düşünüyorsun o konuda? Ee, tabii bir de her şeyi kontrol etmeye çalışıyoruz ee, ve her şeyi kontrol etmeye çalıştıkça da şunu görüyoruz ki aslında hayatta hiçbir şey kontrol edemiyoruz. Kendi çocuklarımızın bile ne düşüneceğini kontrol edemezken kaldı ki başkalarını nasıl kontrol edebiliriz? Ama bir de şu yönden bak, bakmamız lazım. Mesela rastgele çekilen fotoğraflar daha güzel çıkar. Tesadüfen karşılaştığımız insanlarla daha mutlu oluruz. Kıyıda köşede planlamadan uyuyakalmak uykuların en tatlısıdır. Plansız hadi diyerek yapılan etkinlikler bazen en güzelleridir. O yüzden kontrolcülüğü birazcık kenara bırakıp akışa bırakmayı zihnimize öğretmemiz gerekiyor. Ancak e, hayatın karşımıza çıkardığı değişimlerde böyle yararlanabiliriz. Katılıyorum ama zaman zaman kontrolü bırakmak bende mesela hmm. Ee, çok kontrolcü değilim ama kontrolcüyüm hı hı. Ee, paniğe e, sebep oluyor yani eğer kontrol edemezsem hı hı. çalışmadığım bir yerden gelecek. Yani değişikliği sevmeyebiliyorsun ki ben çok değişikliğe açık bir kadın olmama rağmen söylüyorum. Yani onu nasıl idare edecek? Yani söylediklerin çok doğru ama uygulaması çok zor. Evet. Şimdi tabii bunu hayatın her alanında bir anda yapmaya çalışırsak karmaşıklaşabilir. Mesela burada bu stüdyonun hazırlanmasında bir kontrol olması gerekiyor. Hı hı. E, belli bir kontrolün içerisinde kendimize birazcık kontrolsüzlüğe izin vermemiz gerekiyor. O Korku dediğin nokta var ya orası tam alışma evresi aslında. Hmm. Tamam belli bir şeyler kontrol olsun üç tanesi ama bir tanesinde de korku bile olsa bırak yavaş yavaş kendini Biraz oraya alıştır. Biraz bir alıştın. sal yani değil mi? Evet. Hani yeni, evet. gençlerin deyimiyle bir sal yani evet, evet. kendini salamıyoruz. Evet. Orada bir başarısızlık bile olsa hani o başarısızlıkla bir yüzleş, o şapşallıkla bir yüzleş. Hani orada da farklı bir deneyim var tatmadığın bir tat var orada. E, o başarısızlık kelimesine de takılıyorum artık Hı. ben. Özellikle mesela aşk konularında. Hı. Geçenlerde e, Hülya Avşar Meryem Uzerli ile bir söyleşi yapmış. Hülya Avşar diyor ki sen de hiç aşkta bir dikiş tutturamadın diyor Meryem'e. Meryem de şunu anlatmaya çalışıyor çok hoşuma gittiği için sana soracağım. Diyor Hı. ki o da şimdi diyor e, 40 yıl evli kalsaydım biriyle o başarı mı mesela diyor. Yoksa benim o yolculuğum mu başarıydı diyor kısa da olsa diyor. Çok etkilendim evet. cevabında. Evet. Ee, bir yoldur değil mi evet. hayat evet. yaşananlar? Biz maalesef her şeyi rakamlarla ölçer durumda olduk. Mesela bu yıl kaç kitap okudun diye soruluyor. Ama denmiyor ki kaç kitabı ya da cümleyi hazmettin. Allah'ım evet. Yani kaç yıldır evlisin ya da kaç yıldır şöylesin, kaç yıldır böylesin. Önemli olan o anın içindeki aldığın haz. Hmm. Kaç kere gözlerine baktın. Kaç kere o konuşmadan onu anlayabildin. Hmm. Kaç kere ikiniz bir hissedebildiniz. Bence başarı ancak böyle ölçülüyor. Ancak değil mi? Yani hani o yıllarla vesaireyle değil. Evet. Yani artık bir şeylerin değişmesi ve bunların konuşulması gerekiyor. İşte tabular evet. insanlara böyle. Yani Hülya'n da bunu sorması garip. Hani be, ama bir sürü insan böyle düşünüyordur. Evet, evet. Sen bak bu da bir dikiş tutturamadı aşk hayatınız. Onun için değil, başkası için de ya da ilişkiler için de değil mi? Evet. Çünkü gençlerde de görüyorum, sen de görüyorsundur. Hakikaten tut şey demiyorlar. Ortak alan yakalayamıyor. Evet. evet. Yani büyük bir dert aslında şu anda. Ya bir de tabii şöyle durumlar da var. Yani e, karşınızdaki kişi değiştiyse, sizi artık istemiyorsa ve e, siz evinizde, ailenize de zarar veriyor durumdaysanız. Bunu bu şekilde devam, evet, devam ettirmek ettim. başarı mıdır acaba düşünmek gerekiyor? İşte onu demeye çalışıyorum. Bu Hı -hı. böyle bir şey değil yani. Hı -hı. Şimdi demin dedik ya hani her şey değişiyor ilişkilerde. Hı -hı. Dostluklarda da değişiyor, arkadaşlıklarda da. Hı -hı. Ee, garip şeyler. Yani arkadaşlıklar hep böyle bir şey bekleme, bir alışveriş gibi. Hı -hı. Ona dönüştü gibi görüyorum. Katılır mısın bilmiyorum. Yani gerçek arkadaşı bulmak da zorlaştı sanki. Hı -hı. Doğru mu? Evet. Evet. Ee, maalesef yeni toplum, yeni kültür bize şunu öğretiyor. Ben bundan ne alabilirim? Hmm. Ne e, çıkarım olabilir? İşte kontak kurmak, network kurmak gibi evet. ifadeler kullanıyoruz. Evet. Evet. Halbuki bir insanı sadece varlığından dolayı sevebilmek çok büyük bir hazdır. Çünkü o zaman içinde bir kaygı hissetmezsin. Eğer onunla kurduğun ilişki bir çıkar üzerindeyse sen hep bir şüphe duyacaksın. Ben o yüzden hep şunu söylerim, hani birinin gerçek bir arkadaş olduğunu nereden anlarsın? Ee, seni çıkarları bitene kadar değil yüreği yetene kadar sever. Ee, sadece konuştuklarını değil sustuklarını da duyabilir ve e, seni senin olmadığın yerlerde de savunur. İşte bu bence gerçek bir arkadaş. O şeydir, değil mi? Hani. ...gelip bir şey aktarır mesela hı hı. bir kız arkadaşın ya da erkek hı hı. arkadaşın... ...senin hakkında bunu söylediler. Hı hı. Ben de ona şeyi sorarım, sen o zaman orada ne yapıyorsun Evet, evet. Sen dinledin mi yani bunu? Gerçek bir arkadaşın özelliği e, izin vermez konuşulmuş. Peki zorlanıyorlar ama değil mi gençlerde özellikle arkada? Sadece ikili ilişkilerde değil, arkadaşlıkta da zorlanıyorlar. Evet. Biz bir sürü sendromları sürekli bizim gündemde koyuyoruz. Hı hı. Yani o kadar yalnızlaşmış bir... Ee, kesim geliyor ki hı hı. şaşırıyorum yani hı hı. arkadaş bulmakta da zorlanıyor hı hı. Ee, bu teknolojiyle oluyor ne bileyim pandemi sonrası Ay, ama bundan nasıl çıkacaklar ya da sana da soruyorlardır yani tabii sana da hızlı konuş bunu hı hı. ne kadar soruyorlardır bilmiyorum ama yani ne diyorsun onlara mesela ya şimdi bu birazcık e, yetişmekle de çok alakalı. Bizim mesela çocukluğumuzda biz komşular bize gelirdi giderdi. Hı. Bir şekilde biz yabancı insanlarla iletişim kurmayı öğrendik. Yani aslında eğitildik farkında olmadan. Hı. Birisine tanımadığımız, birisine merhaba demeyi, asansörde karşılaştığımız birisiyle konuşmayı öğrendik. Ama yeni nesil bununla hiç muhatap olmadığı için birden iş dünyasına ya da hayata atıldığında nasıl iletişim kuracağını bilemiyor. Hı. Yani onlar da bilemiyor. Yani birine durup dururken merhaba demek ya da karşılaştığım birine nasılsın diye sormak garip geliyor onlara. Ama işte ailede bitiyor biraz evet. bunlar değil mi? Aile çok Önemli bir şey demin Danilo ile konuşuyorduk İtalyanlar dedi Hı -hı. E, annelerimiz benziyor İtalyan anneleriyle Türk anneleri Çok dedi. Benziyorlar, evet. Çok benziyorlar. Çok benziyorlar dedi dolayısıyla dedi aslında o annenin etrafında her şey dönüyor dedi. Hı -hı. İşte o masalar Hı -hı. sosyalleşme ve aslında biz o masaları ve sosyalleşmeyi tutabilsek tam evet, o yüzden evet. seninle konuşacağımı söyledim e, psikoloğa gitmemize gerek kalmaz. Evet. Çok doğru değil mi? Çok önemli bir şey. Zaten Avrupa'da bize en yakın kültür hep İtalyanlar İtalyan. olmuştur. Evet, evet. E, o uzun sofraların çok büyük bir önemi vardır. Yani ben bunu her sorulduğunda söylüyorum. Hı hı. Onu koruyabilmemiz gerekiyor. Çünkü o sofrada ilk başta zorla bile otursan ondan sonra bir muhabbet başlıyor. Ve siz başkalarıyla konuşmaya alışıyorsunuz. Bu birden olabilecek bir şey değil. O yüzden bu korumamız gereken adetlerimizden biri. Peki... Hiçbir şey tesadüfi değildir. Evet. Öyle midir? Şimdi, <laughs> hadi bakayım derin konuya daldık şimdi. Einstein'ın şöyle bir sözü var diyor ki hayatı ya her şey mucizeymiş gibi yaşayabilirsiniz ya da hiçbir şey mucize değilmiş gibi yaşayabilirsiniz. Birazcık hayata tesadüflerle de bu açıdan bakabiliriz. Eğer her karşılaşmanın bir anlamı olduğuna inanırsak gerçekten oradaki anlamları görebiliyoruz. Hmm. Ve ben hep şunu ifade ederim. Hiçbir karşılaşma tesadüf değildir. Karşımıza çıkan her insanın bir anlamı vardır. Bazıları bize dost olurlar, bazıları bize ders olurlar. Ama görmesini bilirsek herkesin bize öğreteceği bir şey vardır. O zaman senin hayat hikayene dönelim birazcık. Hı -hı. Senin böyle miyeng taşı oluşturacak insanlar, isim söylemek zorunda değilsin ama dönemler vardır mesela Hı -hı. değil mi? Böyle bir başlasana başından neler mesela neler döndü hayatında? Artık Seni bu noktaya getirene kadar mesela. Çok şey döndü ama belki de benim en büyük terapi'm hep sanat oldu, Hı. müzikle uğraşmam oldu, Hı. yazı yazmakla uğraşmam oldu. Ne kadar? Kaç yaşından beri? Ee, sanırım işte 14-15 yaşlarımdan beri müzikle başladım. O zamanlar yazarlığa da merakım vardı böyle Bursa'da ben büyüdüm. Evet biliyorum. Bursa'da böyle yazarlar gelirdi kütüphaneleri. onları gider dinlerdim mesela. Bursa'dan da ne kadar yetenek çıktı İnanılır gibi değil yani değil mi? Evet yani tasarımcısı var, hmm. şey, sanatçısı var senin gibi isimler var yani. Teşekkür evet. ederim. Mesela ben kendimi de böyle sorguladığımda işte ben bursa'da sanat müziği koroları vardır. Evet. Oralara gidip neyiflerdim işte kütüphanelerdeki yazarları dinlerdim. Bir şekilde aslında hamuruna bir şeyler katıyorsun. Niye ne? Ha o zaman? Ee, sanki ben onu arıyormuşum. çünkü. Hani, öyle derler ne için? Değil evet, mi? o o sizi seçer derler, sen evet, onu seçmezsin de. derler. Çünkü şöyle bir şey oldu. Ee, ben ilk neyi dinlediğimde. Artık benim elimde değildi onu öğrenmek. Yani hani aşk öyle bir şeydir ya. Aşık oldun yani. Evet, aşık oldum. Hani eğer vazgeçebiliyorsan o aşk değildir diye bir söz vardır. Çok severim. Neyle hikayem de öyle oldu benim için. Ha. Yani o sesi duyunca koştum. O zaman 14-15 yaşındayım. 14-15. Evet. Ve artık zaten dedin ki ondan bağımsız olamam. Evet. Olamam. Hatta bir anımı anlatayım. Şimdi. Bu da benim işte mihenk taşlarımdan birisidir. O zaman bir ney alabilecek durumum yoktu. Ee, ve plastik bir ney almıştım. Evet şu anda hani utanıyorum ama o kadar hani istiyorum ki e, bir şekilde artık öyle bile olsa alacağım. Ve ben e, bir tasavvuf korosu vardı Bursa'ya. Onunla gitmiştim böyle. Herkesin işte nasıl böyle bir şeyle gelebilirsin. Hani biraz aşağılamak gibi kültürü. Ama ben o kadar hani Öğrenmeye açım ki bütün bu şeyleri göze alıyorum gitmeye. Umurunda değil. Ve ondan üç hafta sonra orada katılanlardan birisinin vasıtasıyla da bir neyi almıştım. Vay. Evet. Peki sonra nasıl devam etti yolculuk? Şöyle oldu. Şimdi e, neyi öğrenmeye başladığınızda zaten bir şekilde e, Sufi kültürünün içine de girmiş oluyorsunuz. Ve oradaki o sözler beni çok etkiledi. Çünkü Sufi şiirleri... ...bir kitap cümleleri gibi değildir. Kendi içinde bir sanat barındırır. Çok. Mesela sen çekilirsen aradan... ...kalır seni yaradan. Yani mesela bu cümlenin üzerine... ...saatlerce düşünebilirsin. Bu cümleler beni bir süre sonra sarmaya başladı... Ve ben de şöyle bir şey vardır. Öğrendiğim her şeyi anlatmak isterim. yani Bir şey bana iyi geldiyse birisine anlat. Çok ilginç bak bir özellik bu. Geçirmek gibi. Hani el alıp el vermek evet. gibi aslında değil mi? Duramam yani. Evet. Mesela o zamanlarda daha düşün 16 yaşlarındayım. İşte bizim komşularımıza falan ben mesela bir Sufi şiiri ezberledim. Öğrendim hikayesini. Gidip onlara anlatıyordum bak, mesela. Bak bak bak. Zaten benim hani anlatıcı gelmem. Evet. Kendiliğinden oldu. Bir gün e, işte birisi dedi ki ya sen şurada bir şeyler anlatıyormuşsun. Gelip bizim yerde de anlatır mısın dedi. Sonra orada beni Bursa'da oluyor bu. Evet. Sonra orada beni dinleyen birisi e, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde konuşur musun dedi. Orada da konuştum. Derken oradan oradan buralara geldim. Vay. Hep planlanmış konuşalım. bir şey yok yani. Tabii ki planlanmış Hı. değil ama bu yolculuğun içindeki menk taşları mesela. Bir tanesi bu zaten. Sonra e sonra bir sürü miyank taşı oldu tabii hayatı öğrenme, insanları. Çünkü öğrenme. mesela demin sufi şeylerini söylerken bir şeyden alıntı yaptın. Hı hı. E, o yaşta onu duymak başka, bu yaşta başka. E tabii şimdi tabii ben değil mi? O zaman o sözün belki de o enerjisinden etkilendim. Tabii. Onun manasını hiç anlamamışım. Belki 15 sene sonra da... Bugün... Çünkü anlayamazsın o anlamı evet. yani değil mi? Ama bir şekilde hani o şeyi geçiyor sana. Mesela diyelim ki Beethoven'ın ya da Chopin'in bir parçasını dinlersin. Belki profesyonel bir piyanist değilsindir ama sana geçer onun, o ruhu geçer. Ben de o zaman öyle algılıyordum onları daha sonra manalarını anlamaya başladım. Nasıl anladım? Tabii düşe kalkanladım, Güvendim. Güvenim boşa çıktı. Hayatın içine girdim. Kontrol etmeye çalıştım. Yani bu, yani bu aslında sana sorduğum her şeyi sen yaşadın bütün mı? Bütün hataları ben de yaptım. evet. Yapmadan zaten anlatamazsın evet. diye düşünüyorum. Yani derler ki yapmadan niye konuşuyorsun? O Bence, geçmez. Geçmez zaten. Geçmez. Papağan da anlatabilir. Bu sözleri ezberleyebilir. Hani bazen bana şunu diyorlar. Bu, bu sözlerin birçoğunu duyabiliyoruz ama senden dinlediğim daha çok hoşuma gidiyor diye. Hı. İnanın ben hayatımda yaşamadığım yaşamadım, şeyleri hiç anlatmadım. Hı. Belki herkes kadar bazılarını yoğun yaşamadım. Tabii. Hepimiz her şeyi yaşayamayız ama yaşamadığım şeyi de çıkıp anlatmadım. Peki en ağırı ne oldu? En kendi adına. Yani şimdi şu... Yani ya da en uzunu. Toparlaması en uzun süreni vesaire, iyileşmesi en uzun süreni. Güvendiğim insanlar oldu geçmişte ve sonra da gördüm ki aslında hepimizin geçmişinde hepimizin ortak yaraları var. Evet. Hani bir insana tamamen güvendiğinizde e, ve her şeyinizi teslim ettiğinizde güven anlamında <laughs> ve sonradan onun size hiç beklemediğiniz bir şey yaptığında çok yıkılıyorsunuz. Hmm. E, bu da hayatı öğrenmenizi sağlıyor. Toparlanamıyor sağlayan. insan. Evet. Çok uzun sürüyor bazen değil evet. mi? Evet. Bir de tabii ki o zamana kadar sizin yaralarınızı saracak bir çevreniz yoksa bu daha da zor. Hmm. O yüzden ben hep şunu söylerim. Hayattaki en büyük zenginliğiniz sizi olduğunuz gibi kabul eden dostlarınızdır. Hmm. Yani bunlar evlerden, arabalardan, paralardan çok daha önemlidir. E, milyon dolarların olur ama bir dostu alamazsın o milyon dolarla. Yani çevrene 100 kişi toplarsın. Ama bilirsin ki onların hepsi senin paran bitince de gidecek. O yüzden seni her halinle kabul edebilen bir dost bulun. Ve onunla arkadaşlarınızı sürdürün. En büyük hazine. Bir de şey diye düşünüyorum. Kötü günde hep herkes olur da Hı. iyi günde de olması kıymetlidir diye evet. düşünüyorum. Bu da çok önemli bir nokta. Ee, i̇yi günde şöyle, e, hani iyi günde yanında birileri olur ama... ...sen onun gözüne baktığında senin başarından mutlu oluyor mu? Seviniyor i̇şte kriter bu. Evet. Çünkü çoğu insanda şu vardır, sen başarılı olduğunda senin başarına sevinemez aslında. Yani sen tebrik eder vesaire. Herkes eder tabii. Çünkü bazen başkalarının başarıları kendimizdeki eksiklikleri de bize hatırlatır. O yüzden onun başarısını hep başka şeylere bağlama eğiliminde oluruz. Bizim aslında başarımıza gerçekten sevinenler. ...üzüldüğümüzde sevinenlerden daha değerlidir. Çok katılıyorum ve onu bulduysan yakala diyorum evet, ben de. Evet. Kesinlikle öyle yani. Peki şimdi sen yurt dışında da seminerler veriyorsun, geziyorsun. Evet. Ee, orada da mesela müzik yapıyor musun? Evet, yapıyorum. Ee, şimdi onu merak ediyorum. Yani. Fark, oradaki Türklerle mi buluşuyorsun? Yabancılarda var mı buluştun? Önce bir bir anlat istersen e, yaptın. Türklere de gittiğim oluyor, Aha. yabancı da davet aldığımız oluyor. Mesela geçen senelerde Amsterdam Fry Üniversitesi'nden almıştık, Danimarka'da bir üniversiteden almıştık. Ben şimdi piyanoda çaldığım için evet. e, onlara bazen kombin yapıyorum hem ne. İşte piyano. onu merak ediyorum. Bir de hani sufilik, işte evet. Mevlana artık dünyada evet. e, hep zaten çok trendiydi çok şey moda aslında tabiri caizse ama daha da merak edilir oldu. Evet. O yüzden eminim ki çok da merak ediliyordur anlattıkları. Evet çünkü bizim bu Türkiye'de yaşadığımız şeylerin hepsi dünyada da aslında yaşanıyor. Tabii. Hiçbiri bağımsız değil. Geçenlerde bir yabancı bir gruba bir işte ne üfledim ve ardından da Mevlana'dan İngilizce bazı sözler söyledim. Birçoğu yanıma gelip. Dediler ki yani bu yavaşlığı, bu rahatlığı istiyoruz. Buna nasıl kavuşabiliriz diye. Çünkü o kelimelerin arkasındaki enerji herkese geçiyor. Ve herkes aslında daha fazla koşmak değil, biraz durmak istiyor. Ama yapamıyor. Evet yapamıyor. Şimdi ben zaman zaman seninle söyleşi yaptığında senden bahsettiğim zaman arkadaşlarıma evet. Ay çok sakin konuşuyor. Bence sakin değil o adam diyen de var. Sana da söylüyorlardı evet. bu sefer. Ben de diyorum ki hayır ben tanıyorum. O evet. öyle. Gerçekten öyle. Ya nasıl olur? Hiç mi sinirlenmez? Evet. Hiç mi sinirlenmezsin? Sinirlenirim tabii ki. <laughs> Hiç evet. mi bu sesin mesela yükselmez? Ben düşünemiyorum seni. Ya sesim biraz <laughs> tabii ki yaratılışla alakalı evet. bir şey. Yani ben e, öyle sesim çok yükselen birisi değilim. Geçen sene de konuşmuştuk hani çok kızdığım zaman bazen kelimeleri kullanıyorum çünkü en iyi Tabii. gücüm kelimeler benim biliyorsunuz. Tabii. Ee, şimdi buradaki yanlış anlaşılan bir nokta var. Ben sinirleniyorum. Tabii. Ki. Ee, sadece sinir sinir süremi daha kısa tut, tutuyorum. Ee, eğer zaten bir kişi sürekli böyle mutlu huzurlu hep aynı düzeyde kendini gösteriyorsa orada rol yapıyordur. Evet. Şimdi beni genellikle hep böyle görmelerini sebebi ben hep söz söylüyorum benim hayatımda karşılaşmıyorlar ki ama Mesela benle çok eğlenebilir insanlar, çok güzel adrenalin yaşayabilirler. E, tabii ki. Paraşütle atlayabilirim onlarla. Tabii ki. Her şey yerinde güzeldir. Her şey dengesinde güzeldir. Peki bu sevmek işi de abartmamamız lazım değil mi? Sevmek de azı mı karar yani çok sevmek, çok aşırı. Her şeyin aşırısı gibi sevmenin de aşırısı olur mu? Sevmenin de aşırısı olur. Mesela çok basit bir örnek vereyim. bir çiçek almışsınız evinize. Evet. Sak, saksıyla bir çiçek almışsınız. Çiçeğin normalde bazı çiçekler haftada bir sulanması gerekiyor biliyorsunuz. Ama sizin kafanızda bir şey kazınmış. Bu çiçeği her gün sulamalıyım. Sulamadığınızda kafanızda bir şey oluşuyor. Ben buna yeteri kadar sevgi vermiyorum. Fakat her gün suluyorsunuz. 10 gün sonra onun kökleri o sudan dolayı çürümeye başlıyor. O yüzden fazla demek iyi demek değildir hatta fazla çoğunlukla bir şeyi çürütebilir ve bitirebilir. Orada neden onu fazla vermeye çalıştığımızı da düşünmemiz gerekiyor. Bazen o fazlayı vermememizin nedeni kaybetme korkumuz oluyor. Her şey dengesinde güzeldir. Bir kişiyi hayatımıza aldığımızda hayatımızdaki diğer bütün insanları hayatımızdan çıkarırsak orada bir problem olmaya başlayacak. Şimdi bu ilişki uzmanlarını falan zaman zaman alıyorum konuk. Hı hı. Ee, özellikle erkek uzmanlar erkek tarafını anlatmak için şey diyorlar. Ya kadına gizemli olun, hı hı. oyunlar oynayın. Ben tabii tam tersini savunuyorum. Hı hı. Ya bu gizem, mizem, oyunlar yani bunlar yerine kendin gibi olmak niye yanlış? Şimdi şöyle bir şey var. Yani Gizemli olmak senin karakterinde varsa sen öyle. Sen bilir. zaten olursun. Ama bunu rol olarak yapamazsın. Hani iki ay yaparsın, üç ay yaparsın ve bunun sonucunda bir mutluluk çıkmaz. Yani bu bir karakter meselesidir. Bazı insanlar daha vericidir, daha sosyaldir, daha şey. Bazı insanlar daha sessizdir ve gizemli gözükürler. Her ikisinin de ayrı çekicilikleri vardır. Bazen daha çok sevgi, dokunma istersin. Bazen birisinin gizemli olmasını ve onu keşfetmeyi istersin. Burada... Dediklerindeki tek e, sıkıntılı nokta şu, evet o role sen giremezsin. Hmm. Bir yerde o rolden bıkarsın ve gerçek kişiliğin ortaya çıkar. Ya da sürekli başka rolü oynadığın için de kendini kapanı, hissede, kapanı kapanmış hissedersin. Evet, evet. Ya bir süre sonra kendinden çıkıyorsun ve mecburen öyle davranmak zorundasın. Çünkü zaten e, kendini kontrol edemediğin zamanlar oradan çıkarsın. Hmm. Ancak sen normal olan bilinç durumunda o rolde kalabilirsin. Peki sevgili Hakan son bir dakika Hı -hı. yavaşlamak, bir Hı -hı. durup nefes almak isteyenlere ne önerebiliriz? E, müzikten konuştuk. Hı -hı. E, müzik bence hani şu zamanda hızlı dinlemediğimiz tek şey müzik belki de. Doğru. E, doğru. Buna bir dikkat edelim. Müzik bizim ruhumuzu iyileştirir. Ben birçok ney kaydı yaptım böyle dinlenmek isteyenlere suyla birlikte izleyebilirler onu da e, internet üzerinden. Birazcık sessiz durmaya kendimizi alıştıralım. Günde bir saat sessiz durun demiyorum. Hmm. Üç dakika, beş dakika günde sessizlik zamanı ayırın. Buna da deyin ki sessizlik meditasyonu. Zihninizi hiçbir şey yapmadan durmaya alıştırın ve onu normalleştirin. Ama zihin dolaşıyor. Içi... Dolaşsın. Şöyle Dolaşsın diyeceksin. Mı? Bak ben şu anda hiçbir şeyle ilgilenmeden Peki. sadece duracağım. Zihnim sen ne düşünürsen düşün. Seni özgür bırakıyorum. Zihin bir süre sonra buna alışmaya başlayacak. Hmm. Hiçbir şey yapmadan durmaya ve dengesini bir süre sonra bulacak. Deneyeceğim. Tamam. Sevgili Hakan çok çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Edeyim. Bizden bugünlük bu kadar.